Evet diğer soru da e, siz geçen hafta bir e, oje ile ilgili soru cevapladınız. Hı -hı. Soru şu şekildeydi. E, tırnak ojesi varsa bayanda abdest olur mu? Siz de onu izah ettiniz. Evet. E, abdest geçerli olur. Tırnak ojesi olsun, olmasın abdest olur diye. Çünkü boyacı örneğini verdiniz. Yani ille Hı -hı. de işte tırnağın altına falan su girmesi falan veya boyanın altına su girmesi falan gerekmiyor. Bunu açıkladınız. Buna Bununla ilgili olan soru da şu şekilde, ee, sorunun ikinci kısmı diyelim. Ee, peki kadın süslendi, ojesini yaptı, makyajını yaptı, dudağını boyadı der neyse. Ama öyle bir toplumda yaşıyoruz ki alışverişe gidiyor, yani erkeklerle iç içe falan gelme zorunluluğu oluyor. Bu durumda e, ne yapması gerekiyor? Kadın nasıl süslenecek? Efendim şimdi iki soru arasında direkt bir bağ yok. O geçen hafta sorulan sorunu efendim bir oje'li tırnak üzerinde insan abdest alırsa, tamam mı? Ojeyken, insan abdest alırsa abdest geçerli mi değil mi? Geçerli dedik. Hı. Yani tamam. bütün bütün Müslüman bayanlar oje yapsın anlamında tamam, anlaşılmamalı. Bu, bu, ha, bu manada biz. değil. Bu manada <laughs> evet. değil. Şimdi bu soru farklı. Efendim bir efendim bayan bu, bu, bu toplumda yaşıyoruz efendim bayan efendim dışarı çıkacak efendim makyaj yapsın da yapmasın mı şimdi ee, Hanfilerde yüz 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 tesettürün parçası sayılmamıştır. Yani bayan yüzünü örtmek zorunda değil. Ama bununla beraber onlar sert önlemler getirdiler. Efendim sen mesela tel görünmeyecek ama bazı alimler böyle yaptılar. saçının teli, biteni daha, teli, biteni daha teli, teli diyorlar, teli görünmeyecek diyorlar. biteni Makyaj yapmayacaksın, şunu yapma. Onlar sert onlamlar getirdiler. Ve o doğrudur ki yüzü açık bayanın. Ama İslam dünyası sadece efendim, bütün Müslümanların bayan, bayanların yüzü açık değildir. Müslümanların bir kısım diyor ki efendim, yüz tesettürün bir parçasıdır. Nitekim o bölgedeki alimler ve öyle düşünen alimler onlar bayana suslenmeye hak var diyorlar. Çünkü o bayanlar arasında suslen, susunu gösterecek. Tam başka bir yerde değil. Nitekim eğer bir insan yüzünü örtmüyorsa onun bu şekilde suslenmeyi, suslenmesi doğru değildir. Bunu hatta cemaatimizin helifeleri de kaç kere bunu açıkladılar. Dördüncü helifeleri şu anki o, o, Hazreti o zaman suslenmeye hakkınız yok. Tamam bu iki ayrı, ayrı Ama eğer bir bayan yüzünü örtüyorsa ona İslam ona bırakmıştır. Yüzünü örteceksin veya örtmeyeceksin. Bu sana sen böyle eğer örtmeyi tercih ediyorsan suslenme, suslenebilirsin. Ama illa da suslen de demiyor. Hı. Tamam veya yüzünü örtmeyeceksen o zaman zaten suslenme hakkına sahip değilsin. Tamam o, o şey o zaman bunu yapamazsın ama bununla beraber erkeğe de Allah-u Teala kendi yani gözlerini yere indirdi ya Allah-u Teala'nın emri var veya yersize, şey, yersiz, şey, bakma böyle tamam Allah-u Teala'nın emridir. Ayrıca İslam dünyasında biz artık televizyonlar var, YouTube var, var burada siz açın farklı farklı ülkelerdeki bu konudaki tutum farklı. Şimdi bir ülkeye göre İslam açıklamamız doğru değil. Kefede mesela Türk toplumunda bir İslam'a İslami bir anlayış var. Bu konuda bizim anlayışımız bu. O zaman diyelim ki bizim Türkler de böyle. Ama dünyada birçok ülke var. Farklı da olabilir. Ama ülkelerde ben biliyorum. Ben kendim seyrettim. Mesela bazı bayanlar kendileri de hoca, din bilgini. Onlar şey konuşma yapıyorlar efendim. Bayanın mutlaka yüzü de açık bayanın süslenmesi lazım, şöyle yapması lazım efendim, yoksa e, kocası e, ne diyeyim, kayar gider falan falan diye böyle şeyler, açıklamalar yapıyorlar. Ama bizim tutumumuz böyle, eğer yüzünüz açık, e, açık e, olacaksa, o zaman süslenme hakkına sahip değilsiniz. Bunu cemaatin helifeleri kaç kere açıkladı. Ama eğer yüzünüzü siz örtecekseniz, o zaman İslam size süslenme hakkı veriyor ama e, illa da de süslenme demiyor. Evet. Ama siz de hakkınız. Size bırakmış, Allah-u Teala bir bayana bırakmış bunu. Evet, bu konuda tabii ki e, haklı olarak söylediniz ki bazı yani birçok İslam ülkeleri var. Onları galiba insan göz ardı ediyor. Hani kadın evet. süslensin, işte süslenme işte kadına kadının Aynen. hakkıdır evet, feser evet, edilince evet, evet, evet. ister istemez çünkü o İslam toplumlarında kadınlar genel olarak kendi aralarındalar evet, zaten. Evet evet. Erkekler de kendi aralarındalar ama bu bu toplumda biraz farklı. O yüzden farklı. ona göre onu. E, alakan yani evet, ona uyum sağlamamız Böyle bir konu ki bazı insanlar tartışmanın mesela bir hocayı mesela dinliyordum. O diyor ki efendim eves senin kaynını giremez. Hı -hı. Mesela. Veya bilmiyorum filacanda da tesadüf, yani tesis yüzünü örteceksin. Yani oturup konuşmuyor falan. Böyle, böyle, sert ki alınca efendim o zaman o aile nasıl yürüyecek? Akrabalık ilişkileri. Karşı ha, ha işte, akrabalık ilişkileri dur. nasıl yürüyecek? Tamam mı? hiçbir şeyin aşırısı yok ama İslam orta yolu izlemiştir. Asıl olan eee şerrin def edilmesidir. Tamam mı? Her bir de şer varsa tabii bir alacağız tabii. Evet. Tamam ama e, yoksa e, durup dururken boş yere e, şüpheyle ...her konuya da hareket etmek de doğru değil. Mi? Bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya... ...orta yolu benimseyin diye. Burada da çok önemli. O örneği verirken işte akraba içerisinde... ...benim aklıma da şu geldi. Genelde işte bizim toplumumuzda... ...Türk toplumunda öyle. Mesela kuzenidir, ne bileyim çok yakınıdır falan... ...işte kardeşimdir, kardeşim gibi görür. Niyetinden şüphemiz yok. Öyle görür, sarılır. Ama diğer taraftan da aşırı olan bir kesim var. O da işte evlilik düşüyor. Ben... Ne bileyim hiç görünmüyor veya peçemi ha, evet. örteyim. Evet, evet, yani evet, orta evet. yolu benimsemek gerekiyor bu evet, konularda evet, evet. diyorsunuz. Şimdi bakın tesettür emri İslam'da var. Ve bu tabi yabancıya karşı tam tesettürdür ama sonra aile fertlerine göre de tesettür şekli değişir. Tamam mı? Evet, bir, hayada bir tesettürdür öyle değil mi? Hayata bir babasına karşı bir tesettür var bu manada erkek kardeşine karşı, abisine karşı bir tesettür var bu manada. Tamam, onun için ama tesettürün ne diyeyim aşamalar vardır diyelim. Farklı ne diyeyim aşamalar var ve durma göre o şekilde tesettür evet. uygulanacak. Genelde zaten Müslüman bayan dışarı çıkarken alışveriş örneğin öyle bir kendine çeki düzen veriyor. İşte başörtüsünü evet. falan diğer işte giyim tarzını falan ona göre. Çünkü yabancı erkekler vardır. dışarıda. Evet. Tabii ki ev ortamında da yine farklı bir şekilde hayal duygusuna kaybetmemek Hayır. şartıyla evet. Şimdi bakın, hayatına kun, devam ediyor. Test, konuşma şekli bile bir tesettüre girir ve tesettüsü de girebilir. Evet, bakıştan da örnek verdiniz. Ha, Bakışlarını geri Peygamber gibi. Efendimiz varlığı evet. eşlerine allah Teala diyor ki siz konuşurken yani böyle çok o, bazı insanlar var böyle dilini çok böyle döndürerek böyle böyle ee, nasıl diyelim suni bir... Karşı cinsin hoşuna gidecek şekilde. Ha, her şekilde. Hı. Konuş, Çekici. Allah, Allah, Allah da bize sert konuşun diyor. Hı. Yani ciddi konuşun. Ki karşındakinin içinde bir hastalık varsa sizin umudunu kessin. Bu da tesettürdür. Evet. Tamam, bunun sadece tesettür sadece giydiğiniz de elbise değil. Evet. Düşünce, tabii. hal, hareket, evet, her tabii, şey, şey... tabii, tabi. tesettür diyorsunuz. Ha, evet. Bu kimse benim bu dediğimden şunu çıkarmasın. Efendim sen ti seturnu zahiri ti yani o başını örtmek üstünü bir şey giyinmek falan bu efendim bu önemli değil de sadece konuşmaya dikkat et hayır değil o da önemli değil o sadece temsil ediyor diyor ki bu adamın bu bayanın hareketleri bunun ne diyeyim oturuşu kalkışı bu giydi elbiseye göredir hı hı. tamam o önemli yani İslam'da ti emri var teşekkürler